Yani Türkiye 2015 yılından bu yana çok korkunç bir atmosferin içerisinde. 2015 yılının 7 Haziran'ında seçimler yapıldı, biliyorsunuz, genel seçimler. O zaman HDP %13 alarak büyük bir başarı elde etmişti. AKP'de artık tek başına iktidar kuramayacak noktaya gerilemişti. Erdoğan seçimleri kaybedince tekrar savaş kararı aldı ve o gün bugündür Türkiye çok korkunç şeyler yaşıyor. Tüm toplumsal muhalefet açısından çok korkunç şeyler yaşanıyor. Türkiye'de sadece Kürtlere değil, sadece HDP'nin tabanına değil, muhalif olan tüm kesimlere dönük korkunç bir saldırı söz konusu. Kürtler 30-40 yıldır bir varlık mücadelesi veriyor. Öteden beri biz, yani 90'lı yıllardan bu yana legal siyasal hareket olarak çok bedel ödedik. Cezaevlerine konulduk, öldürüldük. 2015'li yıllarda birçok kent, birçok Kürt kenti ağır savaş araçlarıyla yerle bir edildi. Ben doğup büyüdüm ve milletvekili oldum. Cizre gibi, Şırnak, Nusaybin, Yüksekova ve birçok yer daha, Sur gibi mesela. Sur, UNESCO'nun koruması altındaki bir Diyarbakır'a bağlı bir ilçeydi. Orada taş üstünde taş bırakılmadı. E, 2011 yılında cezaevindeyken Emek ve Demokrasi ve Barış Bloğu'ndan milletvekili seçildim. Şırnak milletvekili olarak seçildim. Seçildiğim halde 2014 yılına kadar cezaevinde tutulmaya devam edildim. 4 Ocak 2014 yılında cezaevinden çıktım. Akabinde 2015 yılında tekrar 25. dönem milletvekili olarak seçildim. O seçim, biliyorsunuz, akabinde 26. dönem erken bir seçim geldi. Orada tekrar aynı yerde milletvekili seçildim. Partimizin görevlendirmesiyle 2016 yılının başlarında Avrupa'ya geldim. Diplomatik çalışmalarımızı burada sürdürdüm. Çok geçmeden hakkımda birçok dava açıldı ve 2017 yılında da milletvekilliğim düşürüldü. Hakkımda tutuklama kararları çıkarıldı. Hakkımda onlarca, yani Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen savaş suçlarını dünyaya duyurduğumuz, dünya kamuoyuna aktardığımız için hakkımızda onlarca dava açıldı. Korkunç iddialarla dolu davalar açıldı. Artık Türkiye'ye dönme koşulu kalmayınca sözünü ettiğiniz cümle de döküldü ağzımıza. Yani Twitter'in giriş sözü oldu. Daha sonra özellikle o çatışmasızlık sürecinin bozulmasıyla birlikte Erdoğan'ın bu coğrafyayı insanlarıyla birlikte neredeyse yok etmeyi bir konsept olarak benimsemesinden sonra çok korkunç ithamlarla, iddialarla karşı karşıya bırakıldık. Örgüt üyeliğinden tutun örgüt yöneticiliğine, örgüt propagandası yapmaya kadar öyle geniş yelpazeli bir suç çetelesi çıkarıldı karşıma. Erdoğan şu an artık gönül rahatlığıyla, Erdoğan için bir despot, bir diktatör diyebiliriz. Diktatörler, despotlar ilk başta devletin yargı organlarını teslim alırlar. Neredeyse yargı mensuplarının yarısı devletten ihraç edildi. Kalanlar da siyasal iktidara teslim oldu. Temel amacı bir araya gelmeye çalışan muhalefeti birbirinden ayırmak, parçalanmak, kriminalize etmek için çok korkunç bir psikolojik savaş yürütmektedir.